akıllı tip bir şarj sistemine sahip bir otomobil diagnostik cihazına bağlanıp gerçek değerlerine bakıldığında alternatör gücü yüzde olarak anlık ölçülebilmektedir. Peki alternatör güç yüzdesi neyi ifade eder? Güç yüzdesinin değişmesinin bize faydası nedir? Güç yüzdesi hangi şartlara bağlı olarak değişim gösterir? Ve bu değişim nasıl gerçekleşir gibi sorular aklımıza gelebilir. Dolu bir bataryada ölçüm yapıldığında gerilim 12.6 volt olarak ölçülmektedir. Ancak motor çalıştırıldığında alternatörün hedef şarj gerilimi ortalama 13.8-14.4 volt aralığında ölçülmektedir. Su örneğinde olduğu gibi su akışı elde etmek için nasıl bir yükseklik farkı gerekliyse alternatör akımının da bataryayı şarj edebilmesi için potansiyel fark gereklidir. Bir önceki çalışmamızda değindiğimiz gibi sabit voltajlı şarj sistemindeki regülatörler şarj gerilimini belirli bir voltaj aralığında sabit tutar. Bunu rotor bobinindeki elektromanyetik alanı güçlendirip veya zayıflatarak yapar. Elektromanyetik kuvvet motordan sürekli olarak güç kaybına neden olur. Yakıt tüketimini arttırır. Burada durum ise farklıdır. Aracın sürüş, yol ve elektrik yükleri dikkate alınarak hedef şarj gerilimi gerektiğinde akü voltajına hatta daha da altına çekilerek alternatör yükü azaltılır. Akıllı şarj sisteminin sürüş ve yol şartlarına göre çalışmasını 3 madde ile inceleyelim. Ancak burada unutulmaması gereken nokta elektronik kontrol ünitesi her zaman akünün şarj durumunu ve elektrik yüklerini dikkate alır motordan güç talebinin fazla olduğu sürüş ve yol şartlarında şarj voltajı düşürülerek alternatör gücü azaltılır. Gereken elektrik yükü akü tarafından karşılanır. Akü voltajı da dikkate alınmak şartı ile alternatör elektrik alıcılarının yükünü karşılar. Aküye sınırlı bir şarj uygular. Ayağın gaz pedalından çekilmesiyle gerçekleşen yavaşlamalar, rampa inmek gibi yol ve sürüş şartlarında alternatör şarj voltajını maksimum seviyeye çıkarır. Alternatör gücü yükseltilir. Akünün tam kapasite ile şarjı gerçekleşir. Aynı zamanda elektrik yükleri karşılanır. Bu durum aynı zamanda motor frenini de arttıracağı için fren sistemine de katkı sağlamış olur. Şarj program haritası açıkladığımız bu faktörler dışında motor su sıcaklığından dış hava sıcaklığına hatta akünün yaşlanmasını dahi dikkate alarak motor ve akü için optimum şarj voltajına karar verebilir. Aslında alternatörle tümleşik ancak çizim olarak ayrı olan alternatör ve regülatörü, akü ve akım sensörü, motor kontrol ünitesi, merkezi kontrol ünitesi, gösterge kontrol ünitesi, ken ve lin hatları. Voltaj regülatörü tek pin ve tek kablo ile motor kontrol ünitesine bağlıdır. Lin seri A protokoldür. Regülatör eküden gelen bilgiyi alır veya ECU'ya bilgi gönderir. Regülatör lin hattı ile uyandırılır veya uyutulur. Regülatörün diğer bağlantısı B artı uji ile doğrudan bataryanın artı kutbuna bağlıdır. Alternatörün şarj akımını batarya iletebildiği gibi kontak açıldığında regülatörün uyanması ile rotor bobininin ilk uyartımını da gerçekleştirir. Regülatörün bir diğer bağlantısı satör fazıdır. Buradan gelen alternatif akıp voltaj bilgisi sayesinde rotorun dönüp dönmediği, kaç devir ile döndüğü faz voltaj değeri lin hattı üzerinden elektronik kontrol ünitesine bildirilir. Regülatörün diğer bağlantısı fırçalar üzerinden rotor sargılarına yapılır. Regülatör içindeki bir MOSFET sürücü üzerinden PWM sinyali ile rotor akımı kontrol edilir. Bu sayede alternatör gücü değişmiş olur. PWM sinyalinde örneğin görev döngü yüzdesi %50 olduğunda rotor 6 volt ile beslenirken bu oran değiştirilerek kontrol gerçekleşir. Batarya üzerindeki akım sensörü artı veya eksi kutup üzerinde olabilir. Bu sensör sayesinde aracın tüm elektrik yükü, akü voltajı ve akü sıcaklık bilgisi alınır. Motor kontrol ünitesi LIN hattı ile reglatöre, CAN hatları ile gösterge ve merkezi kontrol ünitesine bağlıdır. Motorun devir bilgisi, araç hızı bilgisi, gaz kelebeği konumu gibi Diğer sensörlerden gelen bilgiler de şarj program haritasında kullanılır ve alternatörü kontrol eder. Gösterge kontrol ünitesi motor kontrol ünitesinden gelen arıza bilgisi durumunda şarj ikaz lambasını yakarak sürücüyü uyarır. Sistem çalışma şartları normalse ikaz lambasını söndürür. Bir sonraki video çalışmamızda detaylarını anlatacağımız akıllı tip alternatör deney düzeneği eski bir kompresörün kasnak kayış bağlantısı ile alternatöre kol kuvvetiyle hareket aktarılıyor. Neden elektrik motor tercih edilmedi sorusu sorulabilir. Alternatör yükünün artıp azalmasının hissedilebilmesi için. Bu alternatör üzerindeki sabit voltaj regülatörü iptal edilerek PWM devresi bağlandı. Voltmetre üzerinden veya osiloskop ile gözlenerek rotor akım kontrolü tarafımızdan yapılabilmektedir.